Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül Bodrum'da sahneye çıktı, yer yerinden oynadı. Sahne öncesi Magazin 8 kameralarına verdiği röportajda gündem yaratacak sözler sarf etti. Bu gece Bodrum yıkılacak, herkesin haberi olsun. Yılmaz Morgül kimlere meydan okudu? Bodrum hep aynı yüzlerden çok sıkılmış. Hadise deyince Yılmaz Morgül için neden akan sular duruluyor? Ona özel bir ilgi de duyuyorum. Yılmaz Morgül yaşadığı büyük trajediyi ilk kez anlattı. Bunu ilk kez size açıklamak istiyorum. Yaşadığı travmayı İrem Derici sayesinde nasıl atlattı? Ben yıllar sonra İrem'i görünce... Yılmaz Morgül Bodrum'da sahne aldı, yer yerinden oynadı. Bu keyifli görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce biraz sohbet edelim. Çünkü Yılmaz Morgül çok heyecanlı. Hayatımda ilk defa bir DJ performansı gerçekleştireceğim. Çünkü bugüne kadar hep konserler, işte stadyumlar, açık havalar, gazinolardan sonra ilk kez böyle bir performans gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. Ünlü şarkıcı Survivor'da haftalarca hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra Türkiye'ye döner dönmez yeni albüm için stüdyoya girmişti. Bodrum'da da hayranlarına bir sürprizi vardı. Bu gece ilk kez Serdar Ortaç'ın şarkısını burada seslendireceğim. Üstelik çok da iddialıydı. Bodrum yıkılacak, herkesin haberi olsun. Morgül buraları yıkacak yani. Yılmaz Morgül çıtayı biraz daha yükseltip üstü kapalı da olsa Bodrum'da kendisiyle aynı anda sahne alan pek çok kişiye de adeta meydan okuyor. Bodrum hep aynı yüzlerden çok sıkılmış. Bugün hep bana gelen mesajlar böyle. Hep aynı starlar, hep aynı sanatçılar. Bir değişiklik istiyoruz. Sizin o doğallığınızı, samimiyetinizi, işte neşenizi, şarkılarınızı bu akşam görmek, duymak, izlemek istiyoruz diyorlar. Ünlü şarkıcı herkese meydan okuyor ama Hadise hariç. Hadisenin yeri Yılmaz Morgül'de başka. Kalbim Hadise oluyor zaten. Hadise deyince böyle çok atıyor. Ona özel bir ilgi de duyuyorum. Bunu menajerine de açıkladım. Aşk mıdır? Vallahi bilmiyorum, bu aşk mıdır, başka bir duygu mudur ama Hadise'yi çok beğeniyorum. Çok. Yılmaz Morgül'ün tüm güzellik kriterleri ünlü şarkıcı Hadise'de toplanmış. Hadise gibi olsun yeter. Çünkü Hadise sesiyle, sanat gücüyle, o güler yüzüyle çok şahane bir insan. Onu çok seviyorum. Yıllardır Türk sanat müziği söylemesine rağmen son albümünde pop müziğe yönelen Yılmaz Morgül tüm şarkıcılara açık bir çağrıda bulundu. Popçular gelsin, Yılmaz Morgül okuduğu klasik eserleri okusun. Ama Yılmaz Morgül leblebi çekirdek gibi bütün pop şarkılarını okuyor. Bu benim yeteneğim. Sizde de böyle bir yetenek ve ses varsa gelin Türk sanat müziğin klasiklerini birlikte okuyalım. Audrey Meydan. Yılmaz Morgül Rising Star jürisinde İrem Derici ile yan yana oturuyor. Zaten genç pop starla da yarışma sayesinde tanışmış. İşte bu tanışıklık Yılmaz Morgül'ün çocukluğunda yaşadığı bir travmayı yıllar sonra atlatmasına yardımcı olmuş. Hani bunu ilk kez size açıklamak istiyorum arkadaşlar. Benim babam öldüğünde ben 5,5 yaşındaydım. Babamın 40 Mevlid'i okunurken de konservatuvarda okuyan ablamın trafik kazasındaki ölüm haberiyle sarsıldı ailemiz. Ben yıllar sonra İrem'i görünce kesinlikle, yani şu anda çok kötüyüm yani, ben kötü oluyorum. Yani bu şekilde o yüz, gözler, kaşlar ablama o kadar benziyor ki. Ünlü şarkıcı yaşadığı bu travmayı İrem Derici sayesinde atlatmış. Sanki ailemizin içindeydi o yıllardır. Ya birbirimizi çok sevdik ve İrem'i bir de rahmetli ablama da Allah ömrünü benzetmesin. Benzettiğim için de o deliliğini, doluluğunu çok sevdim ya. Yılmaz Morgül'ü daha fazla üzmeyelim ve sahneye uğurlayalım da yeni şarkısını ilk kez hep birlikte dinleyelim. Oh,
Yılmaz Morgül Bodrum'a DJ'lik yapmak için gelmişti ama içi içine sığmadı. Bir anda DJ setinin üstüne çıkıp şarkı söylemeye başladı. İkimiz aradık, aşkımızın ya zamanda bilirim, ünlü şarkıcı bize verdiği röportajda vaat ettiği ne varsa yerine getirdi sahnede. Hatta stand-up show bile yaptı. Seni kitap gibi okur.